Ama haber bülteni Ala Askeri ile başlıyor. Efendim iyi akşamlar. Türkmen ana haber bülteni ile karşınızdayız. Bültene geçmeden önce başlıkları izleyelim. Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İmam Ali'nin aleyhisselam doğum yıl dönümünden dolayı halkı ve İslam alemini tebrik etti. Başbakan Mustafa el-Kazmi, Sadır Harekatı lideri Muktede Sadır ile Necef'teki El-Hannane bölgesinde kapalı bir görüşme yaptı. KDP eski adayı Hoşyar Zebari'nin aday olmaktan uzaklaştırılmasının ardından yeni adayını sundu. Muassasetel Vakfı Sünni bu dini ve İslami bir muassasadı, devlete aitti. Bedir Örgütü Kuzey Bölge Sorumlusu Muhammed Mehdi Bayatlı, Kerkük Sünni Vakfı'nı ziyaret etti. Yani bugün çok dikkatli olalım. Uşaklarımıza ve ervatlar ve kızlar ve gençler muhadderat alıp dünyanı alıptı. Parlamento Kerkük Milletvekili Erşet Salih yaptığı basın açıklamasında Kerkük'te uyuşturucu ticaretinin yaygın olduğunu belirterek bir uyarıda bulundu. Bir iş yoktu bazen. Vallahi iş yoktu. Evvela düz konuşan. Bir butul benzin satarım bir bedenar kazanam. Bir celiken benzin satarım 1.000 lira kazanam. Dev ülkenin fakir amcası sıcak çorbaya hasret, yaşam çabası veren Kerkük vatandaşı kameramıza konuştu. Tekrardan yayınımıza hoş geldiniz. Bültenimize Başbakan Mustafa el-Kazmi'nin Sadır Harekatı lideri Muktede Sadır ile Necef'teki El-Hannane bölgesinde kapalı bir görüşme yaptı. Necef ziyaretinden başlıyoruz. Sadır Harekatı resmi basın bürosundan fazla ayrıntı vermeden Başbakan'ın El-Hannane'de Sadır ile kapalı bir görüşme yaptığını ifade etti. Başbakan Mustafa el-Kazmi, İmam Ali'nin aleyhisselam doğum yıl dönümü vesilesiyle El-Hayderi Camii'nin ikinci minaresinin yenilenmesinin ardından açılışını yaptı. Başbakan yaptığı konuşmada sevgi, bağlarının kurulması ve siyasi çalışmaların ve yalanların önlenmesini gerektiğini işaret ederek ayrımcılığın önlenmesi için harekete geçilmesi gerektiğini çağrısında bulundu. Başbakan el-Kazmi ayrıca Irak'ın zor koşullardan geçtiğini de dikkati çekti. Irak'ın hizmet ve eğitime çok ihtiyacı olan evlatlarına hizmet etmek için bir ekip ruhu içinde çalışmanın değerini, daha doğrusu gereğini vurguladı. Ala men'il furqa. Velakin hunak men yed'i ennehu yentemi ila Ali. علي غير قابل للتجارة أخوان علي غير قابل للتجارة علي قابل للمبادئ والقيم وعليه يجب أن نعمل بكل ثقة على بناء روح التآلف ومنع الصراعات السياسية ومنع الأكاذيب التي يتداولها البعض بوسائل التواصل الاجتماعي صنع إحساس بفقدان الأمل يجب أن نبحث عن الأمل ويجب أن نبحث فرصة من أجل بناء المستقبل أنا أقول في مثل هذه الأوقات الصعبة يبرز دور قادة المجتمع ويبرز دور رجال الدين وعلى كل المستويات ومن خلال إرسال رسائل الأمل والدعوة للتآخي والمحبة Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İmam Ali'nin aleyhisselam doğum yıl dönümünden dolayı halkı ve İslam alemini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Salih yaptığı açıklamasında İmam Ali'nin hayatını ilham almaya ve Irak halkına ve tarihine layık vatandaşlarına hizmet eden yetenekli bir devlete yönelik gerçek reformu gerçekleştirmenin bir yolu olarak yaklaşımına çağrıda bulundu.
Parlamento Başkanı Muhammed el-Halbusi, İmam Ali'nin aleyhisselam doğum günü yıl dönümü münasebetiyle İslam dünyasını ve Irak halkını tebrik etti. El-Halbusi, İmam Ali'nin aleyhisselam doğumunun bu uğurlu yıl dönümünün onun güzel, kokulu hayatının belirgin olan insanlık, sevgi ve hoşgörü derslerini hatırlatmak ve onu çizmek için bir makam olmaya layık olduğunu söyledi. Siyasi meselede ve yeni hükümetin kurulması ve Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi konusunda ise KDP eski adayı Hoşyar Zebari'nin aday olmaktan uzaklaştırmasının ardından yeni adayını sundu. Parti resmi sözcüsü Mahmut Muhammed yaptığı resmi açıklamasında Irak Kürdistan Bölgesel İçişleri Bakanı Reber Ahmet Halit'in partinin Irak Cumhurbaşkanlığı adayı için partinin Irak Cumhurbaşkanlığı adayı olduğunu belirterek bu adamın siyasi sürecin anayasal adamlarını devam ettirmek için geldiğini kaydetti. KDP yeni adayı Reber Ahmet Halit, Kürdistan Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanı ve Koronavirüs ile Mücadele Bakanlar Komitesi Başkanlığı'na da dahil olmak üzere bölgedeki çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Güvenlik Konseyi'nin güçlendirilmesine ilişkin kararın uygulanmasından sorumlu Bölge Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Halit, aynı zamanda Barzanilere yönelik düzenlenen soykırımdan kurtulan bir kişidir. Öte yandan parlamento repertuarı Bedia Heder, Cumhurbaşkanlığı görevi için adaylar sayısının 60'a ulaştığını belirtti. Irak'ı haber kanalına konuşan Heder, yaptığı açıklamada şu ana kadar Cumhurbaşkanı'nın seçim oturumu için bir tarihin belirlenmediğini ifade etti. KDP milletvekili Mecit Şengali, KDP'nin kendi adayını El Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yerleşti, daha doğrusu yetiştirmede ısrarlı olduğunu belirtti. Seyyid Reber Ahmed ma'nahu ennehu temme tecavuz safhatil emz bi kararil mahkemel ittihadiye bi istibad murashahine Seyyid Hoşyar Zebari ihtiramunel kamil li karar ma'a ennena gayr muhtani'ine bih. مثل اليوم بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني مصر على المضي نحو قصر السلام. نحن لدينا تفاهمات وتواصلات مع الأخوة في التحالف الثلاثي الذي يضم تحالف السيادة والكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالتأكيد هذه الحوارات مستمرة في عرض كل المستجدات، وبالتأكيد الأخوة في التحالف مصرين على تمرير أو المضي بمشروع الأغلبية السياسية، وهذا مضى في المرة الأولى بانتخاب هيئة الرئاسة. نحن اليوم في المرحلة الثانية بالمضي بانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم في نفس التوقيت تكليف مرشح الكتلة الصدرية أو التحالف الثلاثي لمنصب رئيس الوزراء. Öte yandan koordinasyon çerçevesinden bir heyet KYB eş başkanı Pavel Talabani ile Bağdat'ta bir görüşme gerçekleştirdi. KYB'den yapılan açıklamada toplantıda yeni hükümetin kurulmasına yönelik adımların ele alındığını ve uzlaşıya dayalı bir hükümet oluşturmak için görüşlerin yakınlaştırılmasına çalışıldığını belirtilirken diğer ulusal güçler, güçlerle diyalog ve görüşmelerin önemini vurgulandı. Bedir örgütü Kuzey Bölge Sorumlusu Muhammed Mehdi Bayatlı, Kerkük Sünni Vakfı'nı ziyaret etti. Bedir örgütü Kuzey Bölge Sorumlusu Muhammed Mehdi Bayatlı, Kerkük Sünni Vakfı'nı ziyaret etti. Ziyaretçi heyeti Kerkük Sünni Vakfı'nın müdürü Salim Mecit Veli karşıladı. Gerçekleşen ziyaret sırasında Kerkük Sünni Vakfı'nın toplumdaki rolünü ve Kerkük halkına yönelik dini açıdan çalışmaları konuşuldu. Muassasetel Vakfı Sünni bu
dini ve İslami bir müessesadı, yani devlete aitti. Zarurlu arkadaşlar dağım olsunlar, ne durumsunlar hükümetten ve muhafızdan. 200-300 daha fazla burada cami var, müessese var, irtibatlar var kardeşlerden bunlar. Dağım isterler, ne derler bu malumatlar. Nikaş olundu ve kezalike milletin bu müesselerden irtibatları var. Mühim yani. İden mecmua kebire minel mu'minin koyduğun irtibatları var. Vakıftan min halal el mesacid ve cami. Gerçekleşen bu ziyaret hakkında Kerkük Sünni Vakfı'nın müdürü Salim Mecid Veli şöyle konuştu. İnşallah biz de teşekkür ederek Üstad Muhammed'e ve bütün Kerkük'e. Biz burada hepimiz kardeşlik inşallah. Fırkı yoktu. Taavun var aramızda. Biz hepimiz bir de bir şey bizi tecemmü' yedar. Ennehu kelimet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. Biz hepimiz kardeşlik burada. Taavun yedarık. Fi vakti azamat, fi vakti farah, fi hepsi vakitte biz bir şeyimiz vardır. Hepimiz kardeşlik. Farkı yoktu. Ne kavmiye, ne elvan, ne şey. Hepimiz kardeşlik inşallah fi hizmeti Kerkük. Bu ziyaretin amacı Sünni Vakfı'nın Kerkük'te bulunan camiler için gereken hizmetlerin sunulması yönünde neler ihtiyaç duyulduğunu da tartışıldı. Parlamento Kerkük Milletvekili Erşat Salih'i yaptığı basın açıklamasında Kerkük'te uyuşturucu ticaretinin yaygın olduğunu belirterek bir uyarıda bulundu. Yani bugün çok dikkatli olalım uşaklarımıza ve ruvatlar ve kızlar ve gençler. Mukadderat alıp dünyanı alıptı. Mukadderat acil bir şekilde alıp ve çok da yani zengin mantıkalarında bile mukadderat alıptı. Hiç tevukku etmediğimiz yerlerde mukadderat yayılıptı. Elimde kayma var. Baksavuz özüne menem menem insanların uşakları içinde bu işte mücrimdiler. Taati edirler. Ama aynı zamanda bunun da yan bir tarafı var. Bakın Kerkük üzerine göz var. Kerkük'ü isterler ahlakiyen, içtimaiyen, siyasiyen, idariyen zayıf etsinler. Hatta teslim olsun başkasına. Ama inşallah bu olmaz. Eğer bizler birbirimizden yardımlaşırsak bunlar olmaz. Salih'i ayrıca göçmenlerin kendi bölgelerine geri dönmeleri için bölgelerinin tekrardan imar edilmesi çağrısında bulundu. Türkmen, Kürt, Arap, Mesihi herkes öz mantıkasına dönsün. Kerkük'ün cısır başını görsüz. Köprü başında bir genç isteri memleketli işlesin işleyebilmiyor. Hepsi kurabadı o yandan bir yandan geldiler. İyiydi. Ailelerimiz köprü üzerinden geçebilir. Ben gelirim. Talep yazdıram. Vacibim budur. Bu talabı yazdıram ben. Meclis-i Nuvab'da uzuyam ben. Yazdıram devlete veririm. Diyirim bunları buradan kaldırın. Bu cısırı açın. Otomobil girsin. Kayseri'ye kadar geçsin. Büyükbazar'a kadar geçsin. Ne diyorlar? Valla bu. Çünkü cisrin üzerinde bir tek mukavvunlendi tüken asıptı. Onun için istihdaf edilir. Böyle bir şey yoktu. Böyle bir şey yoktu. Ben memleketlimin iyi mi yaşamağını isterim. Onun için köylerde köyler yıkılıptı. Peki bu köyler yıkılıp ha zamana kadar böyle kalacaktı. Git Umma Mütehide. Sen alemi Nazih'i düşünürsen git köyünü doğurla. Sen Nazih'in köyünü doğurla. Benim memleketimde koyma özünü. Apar herkes öz yerine dönsün. Herkes öz yerine dönmek ister. Bizim Türkmen nazihlerimiz bir gün evvel dönmek isterler. Bakın yengiceler, Bastanlılar bir gün evvel öz yerlerine dönmek isterler. Ama geri fırsat veririz özlerine. İzin veririz özlerine. Geçsinler. Herkes öz yerine geçsin. Biz kimsenin hedef almamışız. Ama isterik herkes öz yerine dönsün. Salih'i daha sonra polis merkezlerinde çok miktarda uyuşturucunun bulunduğunu ve bunların da hemen yok edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gelir mavad muhaddara. Mavad muhaddara toplanıp da muhafazada, avuşurtada bir yerde. Peki bu ne çıkalım diye kimin? Nişi bu itlaf olmuyor. Bunun yarın bir denesi çalınsa ne olur? Burada diyakın epey şey, hacimde muhaddarat var. Burada bir kanun var. Kanunun muhaddaratta diri meclis kaza yani kazı yani mahkeme onun yanında sıhha onun yanında kıyadet şurta salahiyatı var. Bu mavadları itlaf etsin. Bu mavadların ineye kadar itlaf olmamakı
Bu da bir tehlikeydi. Bunu da resmi bir şekilde biz meclis olarak hem kazadan hem emniyetten hem sahadan getirin özünü bir yere koyun, yandırın, itlaf elavun, göz önünde bütün vesaili ilami getir. O vesaili ilamin önünde bunları yapacaksın. Tosurmato etrafında bulunan bölgelerde askeri operasyonlar sonrası Şehit El Sadr Alay Komutanı Rıza Kevser askerlerinin idari ve mali sıkıntıları çözmek için Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Mustafa El Kazimi'ye seslendi. Tosurmato etrafında bulunan bölgelerde askeri operasyonlar sonrası Şehit El Sadr Alay Komutanı Rıza Kevser askerlerinin idari ve mali sıkıntıları çözmek için Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Mustafa El Kazmi'ye seslendi. Bizim muanatımız var, maşakilimiz var Liva 15'ten. Biz Foç, Kuvat, Şehit El Sadr, Duzuk ve bu da bir ilde bizim maşakilimiz var. Bizim taam paramızı sarf etmirler Foç'umuzun ve bu Foç'umuz da takriben Duz, Cunub Duz'u tutuptu. Ve Şark, Garip Duz'u tutuptu ve Şimal Amir'ini tutup bir katımız var, büyük bir katıydı. Burada muanet çekirik, mukatillerin taam parasını hicz edebilirler. Bize zulmetmek için bu büyük bir zulümdü Amir Liva'dan. Amir Liva'nın kimse hakkından gelebilmedi. Hakikaten biz netçe kere reis heyanı münaşede ettik ve reis uzaranı münaşede ettik ve reis kaid mehveri şimal Hacı Bradan'ı münaşede ettik. Bize ha vuudat verirler. Bir gün hallederek, yarın hallederek budur. Bir ilde bizim müşkilimiz halletmirler. Kameramıza konuşanlar 8 aydan beri bu askeri alayın mali ve lojistik hizmetleri sağlanmaması ciddi bir şekilde etkilediğini söylediler. Taban münaşede etmeli reis heyye ve erkanı ve kaid mehveri şimal. يعني طبعا صار تقريبا 8 اشهر قاطعين علينا بدل الطعام من اثريه احنا بس مو مشكلتنا بس ان اثريه لكن احنا القطع من امر لواء 15 ابو جود المهندس محمد علي احنا مو بس مشكلتنا ان اثريه او بدل الطعام احنا صار من 2015 لحد 2022 لا اعتاد ولا عجلات لا متابعة المقاتلين وعندنا جرحى 45 جريح مال المخمور ولحد هسه ما كامله معاملاتهم وعندنا جرحى ب 2017 معاون امر فوج هشام محمد جعفر جريح ولحد هسه ما كامله معاملته بس بيجي 8 ايده بزدان طعام كيسله بامر من امر جود امر اللواء امر ابو جود هيش بسبب يوقته بزب القران ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازره وزر اخرى Hacının kitabı Amir Foj'du, liva ihtiraf etmir özüne. Hacıya diler, çakir hacıdır, ben Amir Foj heyedenim. Bunlar taamı kesipler bizden bu cund. Bu cundların taamı kesilip, fisebil Hacı Razan'ı atsınlar. Bu husadı bizim, hapı idariyatımız bizden gaz, benzin, yemek, hapsi kesilip. 8 aydır biz kaçka münaşıdığımız hapı milletedir. Hapsından tutmuşuk, reis uzaradan gelmişiz bize. Ahir bize indi, Hacab Rıza Necar söz verip bu adat verirler bize uzadır. Biz 8 aydır pazara borçluyuk. Pazar indi başladı bizi başladılar sıkanamaya. İlamette biz bugüne kalalım. Zulümde yaşırık Amir Cudun Abil Livan'ın. Amir Liva bize zulm yediriyor. Ve etbaı bize zulm yedirler. Yemeği getirirler burada dökürler. Valla ne biz size yemek veririk. Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı günlük yeni tip COVID-19 koronavirüs tablosunu açıkladı. Irak'ta son 24 saatte 2.984 kişiye yeni koronavirüs tanısı konuldu. 5.938 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu ve COVID-19 nedeniyle nedeniyle 35 kişi yaşamını yitirdiğini açıkladı. Dev ülkenin fakir amcası sıcak çorbaya hasret. Yaşam çabası veren Kerkük vatandaşı kameramıza konuştu. Detaylar Mina Salih'de.
bir iş yoktu bazen. Vallahi iş yoktu. Evet düz konuşan. Bir butul benzin satarım bir bedenar kazanam. Bir celiken benzin satarım 1000 lira kazanam. Kerkük'te bir vatandaş yaşadığı zorlukları anlatmak için bizim kanalımıza seslendi. Ben özüm nazarıydım. Ayağım kesildi. Kalmadı nazarlık. Ev uşağım var. Ev uşağı beslerim. Cedede oturmuşam. Benzin satıram. Kimi saraylarda yaşarken kimi zengin devletin fakir çocuğu olarak hayat mücadelesi veriyor. Akşam 2-3 tane elime düşer, yaparım. 2 kızım var, 2 kızım beslerim. Biri 5 ilmidi, biri 1 mitosladı. Ayağım şeker hastalığı var bende. Şekerden zaktım var. Benzin satarak ailesini geçindirmeye çalışan Faruk amca hayatın zorluklarından bahsetti. Okur 5 ilmidi, işte biri 5 kitap istiri, kızdı. Esbab istiri, oğlan dergi. Oğlan der ki bir yırtık pantır girdim özüne sağlım özünüze dediğim geçişle alaka sat. Şu kız da azap kız da. Şeker hastalığı yüzünden her iki ayağından oldu. Artık çalışamaz hale geldi. Bunu 2 yıl, 2,5 yıl kesmişim. Bunu Ramazan'da kestim bu Ramazan'da. İni kimin tedavideyim. Benzin biz koyarız vallahi öz koyabilmez işte. Burada yardım ederiz özüne biz koyarız benzini öz için. Kan kanseri olan eşi tedavi olamıyor, zar zor doktora müracaat ediyor. Nenede de hastalık var, pis hastalık var nenede, salatan var. Özüm de oturmuşum burada cadede bezini satıram. Sabah 7.30'dan gelirim, akşam 7.30'a kim? İşte oturup topu getirir özüm peskinden durur, 2 butul benzin satacak ya satmayacak. Buna fazla var. Aldığı maaşını ev kirası, hastalığına ve hasta eşine harcarken ay sonuna kadar elinde avucunda hiçbir şey kalmıyor. 490 bin lira alam. 300 dam aylık verem. 100 bin lira ilacım de. 60 bin lira muvalide verem. 30 bin lira entelet verem. وقاعد بيت إيجار وبيته بعيد عن مكان الشغل اللي يشتغل بي يا ريت نشوف له عربانة أو تجيبوا له عربانة كهربائية لأن هو جاي يعاني من جاي يجي بيته بعيد إذا إحنا ما موجودين أو ما مفتحين الصبح هو يجي بإيده دفع إيده تتعب إيده متدمرة ويجي لنا والظهر هم لازم واحد يرجع يودي Petrol'la adını duyuran dev bir ülkede bu tip hayatlara şahit olmak bana acı veriyor. Ya size? Mine Salihi, Türkmen TV, Kerkük. Erk'te otizmli bir çocuk özel yeteneğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Detaylar Mine Salihi'de. Rahim, Elif, Lam, Mim. Zalike. Kitab-ı Rahibe Fî. Hangi suradı? Bakara. Kerkük sakinlerinden bir vatandaş otizmli çocuklarıyla kameramızın karşısına geçti. Selamünaleyküm. Ahmet. Bundan önce asla bir konuşmağı yok idi. Yani harf bile nutk etmez idi. Allah razı olsun hocalardan, öğretmenlerden burada. Gece gündüz bu yine çalıştılar bu güzel konuşmağına. Otizmli Ahmet bu güzel yeteneğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Valla geldi merkeze Ahmet, vaz'ı çok sabiydi. Yani avamır yetmirdi, tatabuk, harekası çok çok var idi vazında. Hareke yedirdi, teşekkür, intibah, selaşmırdı, hiçbir şey selaşmırdı. Ve esta'inu bis sabri. Ne sonra? Maşallah, tebarakallah. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona her ayetini, her suresini ezbere biliyor. Taban Ahmet dakhil merkez huwa bi'umrsiz. Ahmet buraya geldiğinde çok farklıydı. Biz burada eğitimler vererek daha da geliştirdik. Ancak Ahmet'teki bu kabiliyeti biz ona aşılamadık. Kendisi zaten yetenekliydi. Biz sadece elinden tuttuk. Bişekil sari' ve yestecib bişekil afdal min bakiyetel atfali li mevcudin. Otistik çocuklar renkli. Genellikle çok güzel ve gökkuşağı gibi öne çıkıyorlar. Ahmet de Kur'an-ı Kerim ezberleyerek öne çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Kun Allah bin nas, melekin nas, yahin nas. Bin şeyi usba sakın nas. Enneni usbitu fi sudu'i nas. Mine cinni ve divan nas.
Sonra bunun babası ne yaptı? Gerçekten cep telefonunu asla ve asla bunu uzak etti. Sadece kanal, Suudi Arabistan kanalından, Kur'an-ı Kerim kanalına, ondan başkanı bir şey dinlemir Ahmet. Otizmli çocukları anlamak zor ama imkansız değil. Onları anlayalım, yollarına ışık olalım. İmam Hatip, Maruf Hüseyin'i yetenekli çocuğu test etti. Mülkemin ben. Aferin sana. Sonra? Ali İmran maşallah. Ta'limide sonra yani iyi oldu. Gitti medreseye. Endi medresede dedi maşallah çok vaza iyiydi. Gel Ahmet. Koy portfalı. Hafiye. Gel şekeri. Otistik bir çocuğun yapamayacağı şeyler yerine neler yapabileceğine daha çok önem verilmeli. Mina Salihi, Türkmen TV, Kerkük. Kerkük'te bir ilk yaşandı. Komşu ülke İran'ın kültürünü yansıtan el işleri pazarı açıldı. Detaylar Mina Salihi'nin röportajında izliyoruz. Ben Tehran'dan gelmişim, Türk'te bilmem. İran'da olan kardeşlerimize, yoldaşımıza diyorum, hatmen Kerkük'e gelin, buranın yakşı yemekleri var, yakşı milleti var. Kerkük'te bir ilk yaşandı. Komşu ülke İran kültürünü yansıtan İran El İşleri Pazarı açıldı. Güvenlik durumunun istikrara kavuşmasının ardından komşu ülkeler ve dünya piyasası üzerine iş adamlarının Kerkük'e gelmesine yardımcı olmuştur. Bu saksıdır, küzedir, içi küzedir, üzerinde İran fərşidir, el işidir, bütün el işidir, küzesi el işidir, fərşi el işidir. İpekten var, yünden var, her ne içinde vardı ama bütünü el işidir ve dünyada bir tek ben bunu düzeltiyorum. İran el işleri sanatları çeşitlilik açısından geniştir ve dünyadaki tüm ülkelerden öndedir. Bu nedenle atılan pazarda bir sürü antika eşyalar, halı, kilim satılıyor ve satılan eşyalar halk tarafından rağbet gördü. Məxsus olma Azərbaycan, İran, Azərbaycan ilə Kerkük arasında, Türklər arasında alışveriş olsun, bir-birini çoxlar tanısınlar. Kerkuklulara da deyirəm, bizdən onlara salam olsun. Güvenlik durumunun iyi olması, İran tüccarların Kerkük'e gelmesi ve ticaret yapmasına yardımcı olmuştur. Burada el işlerinden vardı, İran yemekleri vardı, erzelim, bucur, çargat vardı, bütün yemekler vardı, görürsünüz burada. Dübara gilim var, ferş var, böyle bucur. Her ay öz şehrinden yemeklerden, işlerden, sanatlardan getirildi. Zəfərəndir. Mən özüm zəfərəndə işləyirəm, pərvəriş verirəm. Zəfərən çox zəhmət var. Çox zəhmət çəkirlər bu zəfərənə. Ərzişi də çoxdur, fəvayət çox var. Vəli mütəəssifənə burada çox istiqbal eləmirlər zəfərəndən. Faydası nə? Bu aram bəxşdir, əsabə yaxşıdır, qəlbə yaxşıdır, tamam bədənə yaxşıdır. İranda çox istifadə edirlər. Kerkük vatandaşları ise açılan pazar hakkında duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade ettiler. Yani bir güzel bir şeydi. Yani kemlesin ki bir daim bir şeydi. Yani hoş bir şeydi. Yani görsen bazı maddeler var bizim de burada yoktu. Bunlar yanında var. İyi bir şeydi. Yani çok şeyler görerek yanımızda mesela yoktu. Bas ben haz ederim bizimkiler yani daim vatani bizimki olsun. Daha iyiydi. Yani biz çok şeyler varımızdı ter alemi bilmiyoruz. Kerkük halkı ise bu gibi pazarların devamını bekliyor. Mumin Alemdar, Türkmenoylu kanalı, Kerkük. Detaylara geçmeden önce düzeltelim. Röportaj Mumin Alemdar'a aitmiş. Şimdi de tekrardan başlıkları izliyoruz. Cumhurbaşkanı Berhem Salih İmam Ali'nin aleyhisselam doğum yıl dönümünden dolayı halkı ve İslam alemini tebrik etti. Başbakan Mustafa El-Kazmi Sadır Harekatı lideri Muktede Sadır ile Necef'teki El Hannane bölgesinde kapalı bir görüşme yaptı. HDP eski adayı Hoşar Zebari'nin aday olmaktan uzaklaştırılmasının ardından yeni adayını sundu. Muassasetel Vakfı Sünni bu
dini ve İslami bir müessesedi, yani devlete aitti. Zarur bir arkadaşlar dağım olsunlar, işte ne de olsunlar, hükümetten ve muhafızdan. 200-300 daha fazla burada cami var. Bedir örgütü Kuzey Bölge Sorumlusu Muhammed Mehdi Bayatlı Kerkük Sünni Vakfı'nı ziyaret etti. Yani bugün çok dikkatli olalım. Uşaklarımıza ve arvatlar ve kızlar ve gençler muhadderat alıp dünyanı alıptı. Muhadderat acil bir şekilde... Parlamento milletvekili Kerkük milletvekili Erşad Salihi yaptığı basın açıklamasında Kerkük'te uyuşturucu ticaretinin yaygın olduğunu belirterek bir uyarıda bulundu. Bir iş yoktu bazı. Vallahi iş yoktu. Evet düz konuşalım. Bir butul benzin satarım bir bedner kazanam. Bir celiken benzin satarım 1000 lira kazanam. Kerkük'te bir vatandaş yaşadığı zorlukları anlatmak için bizim kanalımıza seslendi. Ben özüm nazar idim. İki ayağım kesildi. Kalmadı nazarlık. Ev uşağım var. Ev uşağı beslerim. Cedede oturmuşam. Benzin satıram. Kimi saraylarda yaşarken kimi zengin devletin fakir çocuğu olarak hayat mücadelesi veriyor. Akşam 2-3 tane elime düşer, aparım 2 kızım var. Dev ülkenin fakir amcası sıcak çorbaya hasret yaşam çabası vererken Kerkük vatandaşı kameramıza konuştu. Bugünkü bültenimizin sonuna geldik. Tekrar yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.